İnşallah İyi Parti birinci parti Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren bir ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Derhal, derhal çiftçinin ektiği bütün ürünlerin öncelikle taban fiyatını açıklayacağız. Diyelim ki ondan üste çıktı, fiyat öyle belirlendi. Dolayısıyla öyle satacaksınız veya düşük çıktı ama o düşük fiyatı da biz size sübvanse edeceğiz. Bütün kredilerinizi yeniden yapılandıracağız. Çoban tutuyorsunuz. Gerçi Balıkesir'de hayvancılık can çekişiyor ama diyelim ki çoban tuttunuz. Çobanın Bağkur ya da SSK primini biz ödeyeceğiz devlet olarak. Bu arada 3600 zaten büyük bir haksızlık oldu. Onları düzelteceğiz. 3600'ü sizden öğrenip ben söyledim. Günlerce, defalarca her biri söz söyledi. Ama seçime gidince gitti. EYT'de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz. Şimdi ey gençler, 82, onları da düzelteceğiz. 82 puanla KPSS'de puan alıyorsunuz. Sizi mülakatta eliyorlar. Buna karşılık 52 puanlık AK Parti'nin bünyesinde ayısı dayısı olanlar tayin oluyor. Mülakatı kaldırıp bu üç kağıtlara son vereceğiz. Allah beni size karşı tandırmasın. Şimdi bakın. Buyurun. Tamam, alacağım. Şimdi ben buradan umarım düşmem. Alıverin şunu. Tamam. Tamam kardeşim. Şimdi bakın. En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. O da yeni yatacak. Bu arada 5500 liraydı, oraya çıktı. Bu emekli maaşlarının artmasının sebebi de biziz. Ben 3 yıl boyunca esnaf gezdim. Ne gördüm biliyor musunuz? 1500 lira emekli maaşından 6500 liraya kadar SSK ve Bağkur emekli maaşı var. Neyse, bunu aslında biz bunu en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. Doğrusu budur. Ama 5500 liradan 7500 liraya çıkarıldığı andan itibaren 6500 lira, 7500 lira emekli maaşı alanların tamamı gitti gümbürtüye. Onları düzelteceğiz. O bir haktır. O haklar yerine getirilecek. Birincisi bu. İkincisi bakın, staj mağdurları var. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Atanamamış pek çok sağlıkçı var. Bu tür üç kağıtlar üzerinden ortada kalmış pek çok KPSS mağduru var. Onların mağduriyetini gidereceğiz ve mülakatı ortadan kaldıracağız. Tarım deyince, şimdi köy okullarını açacağız. Köy okullarını açtığımız andan itibaren taşımalı eğitim bitecek, öğretmen gidecek, veteriner gidecek, ziraat mühendisi gidecek o köye. Genç çocuklarımız tarım yapmak istiyorsa eğer, 5 yıl boyunca tarım yapmak için evlenip, pek beğendim ikinizi. Söylemeyeyim. İkisi de kıpkırmızı oldu. Evet. Evet. Evlenip gittiler. Köyde yaşamaya karar verdiler. Bu gençlerin SSK ya da Bağkur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz. Havza bazlı tarım yapılacak ve alım garantisiyle fiyat garantisi verilecek. Aynen öyle. Şimdi Türkiye'yi bir hendek ülke yaptılar. Suriyeli kardeşlerimizin tamamı 2 yıl içinde memleketlerine gidecek. Tamamı. Ve 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını, Recep Bey ve arkadaşlarını kendilerine teşekkür edip emekli edeceğiz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da
makamına alkışlarla ortalayacağız. Karşınızda bulunan bu kardeşiniz de eğer benim partimi, eğer bizim partimiz, eğer İyi Parti'yi birinci parti çıkarırsanız elbette ki başbakan olacak. Bakın, bakın, çok uzun bir yolculuğum. Şimdi şuradan bakıyorum da, burada kaçıncı toplantımız bizim? Birçoğunuzu da tanıyorum. Allah her birinizden razı olsun. Yani bakın, şu İyi Parti'yi birlikte kurmasaydık, bugün Türkiye neyi konuşuyor olurdu? Şu İyi Parti'yi birlikte kurmasaydık, eziyetlere dayanmasaydık, hep birlikte dayanmasaydık, her türlü haksızlığa, iftiraya, kötülüğe dayanmamış olsaydık, o iradeyi göstermemiş olsaydınız, olsaydık, çocuklarınızın geleceğini feda etmek durumunda kaldınız, direndiniz. Bunu yapmamış olsaydık, bugün Millet İttifakı diye bir kavram olmazdı. Bugün 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu dediğimiz zaman bu büyük alkış kopmazdı. Bugün İstanbul ve Ankara belediyeleri bizde olmazdı. Onun için İyi Parti, İyi Parti bu ülkenin emniyet sübabıdır. İyi Parti bu ülkenin sigortasıdır. Onun için İyi Parti bir şeyi değiştirmiş, her şeyi değiştirmiştir. Allah her birinizden razı olsun. Allah binlerce kere razı olsun. Cenab-ı Hak bizi önce kendi karşısı huzurunda, sonra da milletimizin karşısında beni ve İyi Partilileri utandırmasın. Evlatlarımızın umudunu inşallah yeşertmeyi nasip etsin. Harama el uzatanların elini kırmayı nasip etsin. Bu ülkeyi çeşitli sebeplerle, çeşitli gevşekliklerle uçurumun kenarına getirenlerin bir an evvel bu ülkenin huzurundan, bu milletin huzurundan emekliye ayrılmasını bizi vesile kılsın. Emekliye ayrılmalarını sağlamayı Cenab-ı Hak bizi vesile kılsın inşallah. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Benim yaşımdakilerin tamamı bilir. Hazreti Adem kıssası vardır. Haram üzerinedir. Harama el uzattığın zaman hicap duyguların, adap ve edep duyguların, utanma duygun kaybolur. Haram diye bir kavram hem göğsünden, kalbinden, hem kafandan, hem dilinden kaybolur. Şu anda Türkiye'de Hazreti Adem kıssasının tersini yaşayan bir iktidar var. Şimdi öyle bir şey ki bu, harama el uzatan, kul hakkı yiyen ve yandaşlara bu ülkenin ürettiği vergileri, ekonomiyi yandaşların cebine koyan, haramın dibine vurmuş, kul hakkının almanın dibine vurmuş bir iktidar var. İşte Cenab-ı Hak bize bu haramzadelerin, bu kul hakkı yiyenlerin inşallah 14 Mayıs akşamı bu ülkeden emekli olmalarını sağlamayı nasip etsin inşallah.